Selam dostlarım. Hepinize tekrardan merhabalar. Şu an sabahın 6'sı falan. Ben sizi niye açtım ve niye bu yine ses tonuyla konuşuyorum? Hemen söyleyeyim. Başlıktan da anlayacağınız üzere bayram hazırlığı videosunun temizlik bölümü kısmındayız. Ben pek sabahın 6'sında bu videoyu açıyorum. Şöyle ki dostlarım, ben uyku düzenini Ramazan'da değiştirdiğimi size söylemiştim. O yüzden sahurdan sonra hemen uyumuyorum. Ve bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere arkadaşlarım şu camları sileceğiz. Bu bir challenge olacak. Çünkü dostlarım şu an tam yaz mevsiminin girişinde olduğumuz için ve gördüğünüz üzere bizim evimizin yanı orman olduğu için ve tam da polen dökme zamanları olduğu için böyle bir karış toz birikti. İnanın dostlarım şurası belki maksimum bir haftadır falan silinmiyor. Ve tabii ki de korkunç gözüküyor. Her ne kadar dökülmeye devam edeceğini bilsem de bayrama bu şekilde girmeye kesinlikle gönlüm razı değil. O yüzden hemen ne yapacağız biliyor musunuz? İlk önce sabahın bu saatte tek yapabileceğim şey olan camları silmekle başlayacağız. Burada etraf inanılmaz sessiz. Sadece kuş sesleri var, duyabiliyor musunuz? Şimdi vakit kaybetmeden hızlıca temizliğe başlayalım. Hızlatmaya hazır mısın? Evet dostlar, ilk camımız pürü pakolu. Korkulukları da sildim. Şöyle yeri de sildim. Gayet bence iyi. Evet canlar, şimdi mutfağımızın camını sildik. Hava da aydınlandı biraz. Hazır aydınlanmışken ben ne diyorum ki, mutfaktayken şey yapalım. Ben şimdi sahurdan sonra toplamıştım tabii mutfağı. Genel anlamıyla toplu. Bir dağınıklığı yok. Ama şöyle bir şey var arkadaşlarım. Detaylar. Mesela nasıl detaylar? Bulaşık makinesinin üzerinde böyle sur izi, el izi, lekeleri var. Onun silinmesi lazım. Bu da yine gördüğünüz gibi su, deterjan lekeleri. Şuraya dostlar bir şey dökmüşüm. Ne dökmüşüm bilmiyorum. Yine dostlar şu dolap kapakları vesaire hepsinin şöyle döneyim silinmesi lazım. Evet canlarım, şimdi iki tane bez aldım ama bunların ikisi de ıslak. Şu da kurulama bezim dostlarım. Buna da kurulayacağım. Dolapları da şununla sileceğim. Bu Cif'in Ultra Hız. Bunu çok seviyorum. Bence çok güzel bir temizleyici. Başlıyorum dostlar. Bismillah. Kız açmamışım. Dur. Şu parmak lekelerinden nefret ediyorum ya. Gerçekten sürekli oluyor. Sürekli. Ben siliyorum o oluyor. Ben siliyorum o oluyor. Bakın dostlarım, makine resmen parladı. Parladı ya. Tertemiz oldu. Dostlar bitti ama vallahi gerçekten ben de bittim. Şimdi şu muavinetleri direkten yerleştiriyorum ve artık lütfen bitsin. Yoruldum çok. Hep aynı şeyi söylüyorum değil mi? Yoruldum çok, yoruldum çok. Bende böyle bir huy var ya. Belli bir yerden sonra tekrar bağlıyorum. Papağan gibi. Ay şu halime, şu tipime bakın ya. Duyuyor musunuz bu kız? Geçmiş karşımıza böyle bık 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 bık. Ne anlatıyor? Vallahi ben bazen diyorum. Kendime ne anlatıyorum, namaz ediyorum, ne anlatıyorum. Ve dostlarım mutfağımız tertemiz olmuştur. Yani öldüm bittim ama değdi. Hani resmen ışıl ışıl parlıyor ya. Okeydir. Sadece yerlerin beni dalanması kaldı ama o işi Hasan'a gazladım arkadaşlar, çaktırmayın. Çünkü kuaför randevuma geç kalacağım eğer o işe de girersem. Zaten bu kadarını yaptım. Artık o kadarını da Hasan'cığım yapsın. Çünkü bu evde birlikte yaşıyorsak müşterek iş paylaşımı. Yapar zaten ya, o kıyamaz bana. Evet şimdi salon, salona dostlarım. Şimdi dostlarım ilk önce içeriden sileceğim. Sonra da dışarıdan sileceğim. Çünkü dışarıdan çok daha kirli. O yüzden ilk önce içeriye sileyim. Sonra dışı kısmını sileriz. Şimdi dış kısmı iki kere sileceğim. Şöyle hafif nemli bir bezle ilk önce kaba pisliğini alacağım. Sonra da diğer mikrofiberli bezlerini sileceğim.
JDM. AC coupe sliding and it's pouring. Pedal to the floor, I'm really going in. Oh. I look in the sky and see gray clouds raining down. Ve finish. Vallahi çok güzel oldu dostlarım. Sadece şöyle en dip köşelere elim uzanmadığı için oralara giremedim. Artık oralara yapacak bir şey yok. Bence gayet iyi oldu. Vallahi bundan iyisi Şam'da kayısı demişler. Miko, salonun camı da tamamdır. Çamaşırları katlayayım. Onları böyle askılıktan indirdim. Dün yıkamıştım. En azından ortalık toplama kısmını halletmiş olurum. Şimdi ben çamaşırlara. Ryan Little. Evet dostlar, hızlıca bir toz alma operasyonuna girişmiş durumdayım. Zaten burası her gün siliniyor da. Yine de şöyle bir üstünden silelim. Bir kat daha. Dostlarım şimdi neredeyiz? Arkamdan da anlayacağınız üzere banyodayız. İlk önce diyorum duşu temizleyeyim. Sonra tuvaleti temizleyeyim. Ondan sonra da lavaboyu ve sonra da yerleri silip buradan çıkalım. Başlayalım. Let's go. Hadi. Duşun içini temizledim. Şöyle göstereyim. Camlarını da sildim. Şimdi o zaman klozeti temizleyeceğim. Pis değil. Ben hemen hemen gün aşırı çamaşır suyu döküyorum. Ama yine de böyle yakın çekim yapmak istemem. Belki rahatsız olanlar olur. Şimdi ilk önce çamaşır suyu koyayım. İyi biraz bekletsin içinde. Tekrardan şöyle. Evet dostlar kimyasal ama hiçbir şeyde bu çamaşır suyunun verdiği temizliği vermiyor. Az önce eldiveni takmaya uçtum. Son şu eldivenleri de takayım da artık şu klozeti tamamdır. Valla benim içime sindi. Gayet temiz oldu. Sadece içindeki çamaşır su biraz daha diyorum beklesin. İlk önce yerleri sileyim çünkü kova yapmayı düşünmüyorum. Lavabo o yüzden ister istemez batacak. Sonrasında diyorum lavaboyu temizleyip çıkarız. Evet ilk önce bunu. Şimdi bu. Stop or should we rush in? All I know, this ain't nothing. All I know is we've got something. Temiz banyo paspasını da serdim. Evet dostlarım yaklaşık bir yarım saat 45 dakikadır sizi şarj ediyorum. Çünkü şarjımız bitti. Son olarak şu lavabo kaldı. Burayı inşallah sizinle birlikte hemen şöyle bir güzel çamaşır suyla fışfışlayacağız. Canlar evet şimdi şurayı da aynamızla bir pıslayalım. Aa, mis oldu valla. Son olarak da temiz havlumuzu asalım. Usually does.
teşekkür ederim canım tülü taktığın için tekrardan. Sen iyi bir kocasın. Dostlar, tülün de son hali bu şekilde. Şöyle tersi şık kaldığı için biraz gözükmüyor. Şu iplerini gelince takacağım. Çünkü artık geç kalmamam lazım. Ben de şöyle hemen üstüme fırt bir ince eşofman takımı giydim. Valla body ekrem gibi oldum ama yapacak bir şey yok. Ay, boyalarımı unuttum yukarıda. Arkadaşlar, boyalarımı alıyorum ve artık çıkıp gidiyoruz. Evet dostlarım, valla süper hızlı kocam beni öğlen arasında sağ olsun Derya ablama götürmek için çıktı benimle birlikte sağ olsun. İnanılmaz yoruldum dostlarım. Her yerim şu andan ağrımaya başladı. Muhtemelen etkisi falan kesin olacağım. Ama olsun, bunlar güzel yorulmalar. Önümüz bayram. Bayramı şöyle mis gibi tertemiz gireceğiz. Şimdi de bir elimizi yüzümüzü düzeltirsek tam valla mükemmel olacak. Bakalım şimdi gireyim. Sizi orada açarım. Bir ufak güncelleyeyim dedim. Evden çıkarken böyle aniden bir şey gibi oldu. Hani yüzünüze kapatır gibi oldu. O yüzden böyle bir minik gireyim dedim araya. Hello, Lenny. Evet dostlar, geldik. Zile basalım. Merhaba. Hoş bulduk abla. Kolay gelsin. Şeye gitti mi? Kötü yere gitti mi? Gitti. Heh, tamam. Kötü yere gitti. Kesildiği belli olsun. Tamam. Annemin tabiriyle makasın hakkını verdi ona. Gidip geliyorum diyor ki yine makasın hakkını veremiyor. Benden dolayı da çok evet oldu. Teşekkür ederim ablacığım. Elleriniz, kollarına bir sağlık. Yani. Arkadaşlar, Derya kuaförü söylememeye gerek yok yani. Alıştım. Biliyorsunuz ama ben yine açıklamaları şey adres madres adrese ileceğim hani. Evet dostlar, şimdi kaşıma acıcı sürüldü, bakalım bekleyeceğiz. En son halini göstereceğim size. Evet dostlarım, son fönlerim de çekildi. Ay ablacığım, ellerine sağlık vallahi, çok güzel oldu. Bayıldım. Abla bir de arkadan göstersene. Şöyle duruşunu. Hafif evet. Kat verdik. Önlere de şöyle. Ne perçemdi abla bu? Perde. Perde perçem istemiştim. Nasıl ben tarif ettim, Derya ablam kesti. Ama adı böyleymiş yani dostlar. Haberiniz olsun. Hafif de boyundan kısalttık. Evet şöyle. Karşıya bak gene. Tamam. Teşekkür ederim ablacığım. Benim uykusuz ol... Tam şu an 24 saattir uyumuyor oluyorum. Bir saatte ayakta kalırsam mükemmel. Yarım saat yürüyeceğim. Aynen, yarım saat yürüyeceğim. Buraya da yani var ya... 1'de geldim, 5'e çıkıyorum abla. Hakkını helal et falan, muhabbet sohbet. Sardı iyice. Gerçekten. Sen de hakkını helal et. Helal olsun. Ama işte 2-3 aylık birikmişi böyle tek postada. Anca. Aynen. Sedacığım, öpüyorum seni. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz, görüşürüz abla. Hello, Lenny. Dostlarım, ben eve geldim. İftarımı yaptım. Yalan yok. Birazcık da uyudum. Arkadaşlarım, artık inanın dayanacak gibi değildim yani. Öyle böyle yorulmamışım. O yüzden iftardan sonra o yemeğin verdiği
güzel ağırlıkla ve artan o kan şekeri ve glikoza kendimi teslim ettim. Yani. Sanırım sizinle de kuaförden sonra çok böyle konuşamadık. Bu arada dostlarım, saçlarımı beğendiniz mi? Hani yorumlarınızı bekliyorum. Şu an biraz uyuduğum için ve üstüne yattığım için bir tık feni bozulmuş olabilir. Ama bence çok güzel oldu. Birazcık kısaldı. Bir de şöyle şu boylarda kat atılınca bence güzel ve hacimli durdu. Hasan diyor ki saçların imajların saçlarına benzemiş. Kocamın iltifat etme şekli. Sanırım bence çok güzel oldu. Ve değişiklik bence birazcık iyidir her zaman. Evet canlarım. Bu bayram annem ve babam memlekette olacak. O yüzden biz bu bayram küçük kardeşim, eşim ve ben olacağız. Diğer kardeşim de yine Sakarya'da çalıştığı için o da full nöbetçi. Biraz böyle aile bireyleri bu bayram ayrı gayrı düştü. Biraz üzüldüm. Ama tabii bencillik de etmemek lazım. Kendi annem ve babamın da anneleri hayatta. Herkes tabii ki de görmek ister. Biz ekmek isterdik dostlarım ama bunu şu an size söylemeyeyim de inşallah bayramda vlog çekmek istiyorum. Onu bayram vlogunda neden gitmediğimizi size açıklarım. Evet canlarım, o yüzden annem olmadığı için velhasıl sözü uzatmadan şöyle söyleyeyim. Maalesef bu bayram hazırlığı videosuna aslına yakışır şöyle güzel bir baklava, şöyle güzel bir sarma yapma görüntüsü olsaydı vallahi çok güzel olurdu. Ama dostlarım benden o kadarı çıkmaz. Artık bu bayram Hasan'la Sema'nur da böyle idare ediversin. Yapacak bir şey yok. Evet canlar, umarım videoyu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Umarım size keyif vermiştir. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Sizlerin hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye bye.